Yol kenarında durduk. Aracımızın pisliğiyle birlikte. Şu anda inanılmaz bir manzara var karşımızda. Hasan Dağı. Türkiye'nin aktif olmayan volkanik dağlarından bir tanesi. Bundan sonra yavaş yavaş buradaki karların hepsi erimeye başlar. Önce etekler çekilir, sonra tepeye doğru. Babacığım, nereye gidiyoruz bugün? Helva Dere'ye. Helva Dere'de ne yapacağız babacığım? Balık mı tutacağız? Hayır, çekineceğiz. Allah Allah. Ne çekineceksin? Ne çekineceksin babacığım? Helva Dere'de çekineceğim. Helva Dere'de ne var? Balık. Başka? Köpek balığı. Köpek balığı. Allah Allah. Evet. Bugün Helva Dere'ye gidiyoruz. Helva Dere'de İç Anadolu Aksaray'ın bir kocaman büyük köyü. Kocaman büyük balık. Evet babacığım. Kocaman. Şimdi gidip balıkları göreceğiz. Var mıymış yok muymuş bakacağız beraber. Şu anda Helva Dere'ye geldik. Burası 1968 yılında belediye olmuş. Yani burası ilçe diyebilir miyiz? İlçe. Şimdi burada köylülerin yerel yapıp sattıkları şeyler var. Bir de göl kenarı var. Ama bu göl kenarında da bir sürü balık restoranları var. Ve bu balık restoranları şu anda tamirat tadilata girdiği için inanılmaz bir burada işçiler falan filan var. Biraz sesli gürültülü bir yer şu anda. Hiç de hoşuma gitmedi açıkçası. Dolmuşlar buraya. Helva Dere köymüş, ilçe miymiş? Köy müymüş? Köymüş. Şu anda köymüş Helva Dere. Allah Allah. Şu anda Helva Dere'ye geldik. Burası yapay bir göletmiş. Yani bunu da bu sayede bu zamandan sonra öğrenir olduk. Bu yapay gölet sanırım DSİ tarafından yapılmış. Çünkü burada şöyle bir tabela var. Gördüğünüz gibi bu gölet de aslında hani gayet güzel, içinde balık avlanabilir bir gölet. Şimdi o demin bahsettiğim inşaat falan var ya, hep şu hizada olan yerler. Matkap sesleri, kürek sesleri, harç karmalar falan iyice boku çıkmış vaziyette. O yüzden biz de birazcık uzaklaştık. Şu ileri tarafa gideceğiz. Şu taraflara falan dur gösteremiyorum. Şöyle evet, şu taraflara doğru gideceğiz şimdi. Onlara bakacağız. Arabada çok oyalanmadan burada. Çünkü burası dediğim gibi evet görüntü olarak güzel. Ama şimdi o tarafa doğru gidelim. Bakalım neler var. Evet, arabamız nihayet yıkanıyor. Şimdi buralarda pek ağaç namına bir şey yok. Burası İç Anadolu olduğu için ister istemez biraz daha kurak, bozlak bir yer. O yüzden mevcut bu şekilde sulama göletleri yapmışlar. Ve gayet de güzel duruyor şu anda. Biz de arabanın içerisinden böyle merhaba kapatıp aynen devam ediyoruz. Manzara efsane. Şimdi bu göletten gelen ana su
buradaki kapaklarla bu şekilde içeriden, görmüyor mu bilmiyorum, karanlık birazcık. Şu şekilde çaya bırakılıyor. Artık nereye gidiyor bilmiyorum. Ama inanılmaz bir bilinçsiz sulama var. Her suyun yanından geçen kendi tarlasına motorla su çekiyor. Bu da korkunç bir israfa neden oluyor. Bu arada tabii biz doğada karşılaştığımız bazı yabancı kimyasal ve saçma sapan malzemeleri arabamızda bu şekilde topluyoruz kutularda. Ve şehir içerisindeki geri dönüşüm noktalarına bırakmaya özen gösteriyoruz. Şimdi hep birlikte şu şekilde şeyimizi kurduk. Güzel setup'ımızı yaptık. Mis gibi kahvemizi içeceğiz. Burada bahsetmiştim, Nora Antik Kenti var. Helenistik dönemden beri yerleşim görmüş bu kent. İçerisindeki mevcut olan kilise kalıntıları da ortalama 7. yüzyılda falan yapılmış. Ondan sonra burada 100'e yakın yerleşim birimi var Nora Antik Kenti'nde.